Herkese merhaba, ben Pınar Akça. Bir kısmınızın bildiği ismimle Bir Tığ Bir Yumak. No Kayıpları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yine çok güzel bir proje yapacağız. Sonbahara girdiğimiz bu Eylül ayında havalar yavaş yavaş serinledi biliyorsunuz. Montlar için henüz erken ama tabii üstümüze bazen böyle bir şey alma ihtiyacı da duyuyoruz. O yüzden bu üstümde gördüğünüz hırkayı bugün sizlerle birlikte örerek bu mevsimi kurtaracağız. Kurtarıcı parçasını öreceğiz. Çok güzel bir hırka oldu gerçekten. Her türlü kıyafetinizde çok rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Üstelik her tarza uygun bir hırka. Tesettürlü hanımların, tesettürlü arkadaşlarımın da tercih edeceği bir model olduğunu düşünüyorum. Tam kadraja giremedi ama oldukça uzun bir hırka. Şöyle hafifçe kaldırarak yırtmaç detaylarını gösterebilirim ama fotoğraf kapak fotoğrafından detayları da inceleyebilirsiniz. Arkamı dönerek de hırkamın arkasını sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi oldukça şık ama bir o kadar da örmesi kolay bir parça oldu. Bu videoyu izleyerek sizler de kolaylıkla yapabileceksiniz. Kullandığım malzemeler her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmında yer alacak. Videoya geçmeden bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin diye eklemek istiyorum. Ve hızlıca bu şahane hırkanın yapılışına hep beraber geçelim istiyorum. Bugün sizlerle birlikte öreceğimiz bu şahane sonbahar hırkasını hangi kaliteyi kullanarak ördüm birlikte yakından tanıyalım istiyorum. İlk defa deneyimlediğim bir kalitesi Nako'nun ama çok keyifli gerçekten örmesi. Nako Koton Nordic kullanarak ördüm. İçeriği sayesinde hem çok yumuşak hem de tüylenme yapmayacak bir yapıda. Hemen içeriğine birlikte bakalım. %60 pamuk, %40 premium akrilik. Özelliklerine gelecek olursak 2,5 numara tığa 3 ya da 3,5 numarada şiş örgüsüne uygun yazılmış. 100 gramlık oldukça bereketli. Sarımı biraz farklı da o yüzden böyle küçük görünebilir ama dediğim gibi 100 gramlık bir ip. Ben sonbahara uygun olsun diye bu tonlarını tercih ettim. Diğer renk tonlarını görmek için web sitesini ziyaret edebilir ve online sipariş verebilirsiniz. Tığ numarası üzerinde yazılan 2,5 numara ama benim elim diğer projelerden de hatırlarsanız biraz sıkı. O yüzden ben daha gevşek ve daha salaş durmasını istediğim için biraz büyük numara tığ tercih ettim bu hırka için. 4 numara tığ kullanacağım. Sizin de elinizin gerginliği eğer benimkine benziyorsa siz de tığ numarasını büyütebilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış. Kullanılan diğer malzemeler ya da kaç yumak gittiği bilgisi videonun açıklama kısmında yer alacak. Şimdi hemen sizleri bekletmeden bu şahane hırkanın yapılışına beraber geçelim istiyorum. Hırkamıza başlamadan kısa birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Hırkamız öncelikle dikişsiz bir hırka olacak. Onu söylemeliyim. Dikişsiz serileri seviyoruz biliyorum. Bu da böyle tek parça bir hırka olacak. Kolları da herhangi bir ek yapmadan sadece ilmek çıkararak üstünden örmeye devam edeceğiz. Sadece dikişimiz koltuk altından kol ucuna kadar ve yine koltuk altından etek ucuna kadar olan kısımda olacak. Dediğim gibi tek parça halinde ilerleyeceğiz. Öncelikle bir arka parçamız olacak tabii ki. Bu arka parça oldukça büyük bir parça olduğu için ben önden hazırladım. Ama tabii ki sizlere santim bilgisini, sıra bilgisinin hepsini vereceğim birazdan. Bu ördüğüm hırka 34, 36 hatta 38 bedene kadar çok rahatlıkla olabilecek bir ölçüde oldu. Beden ölçülerinizi arttırmak için neler yapmanız gerektiğini daha önceki projelerde bahsetmiştim. Kısacık da değinmek istiyorum yine burada diğer projeleri izlemediyseniz eğer. Şimdi hırkamızın etek ucundan başlayacağız. İstediğimiz uzunlukta bir zincir çekerek. Tabii ki bu çektiğimiz zincir beden ölçümüze uygun bir zincir olacak. Ben 120 zincir çektim. Ama zincir sayısına çok takılmamanızı öneririm. Çünkü elden ele çekilen zincirin uzunluğu değişecek. Dolayısıyla benim size verdiğim ölçü yani santimetre olarak ölçüyü baz alırsanız istediğiniz ölçüde de dilerseniz küçültüp büyütebilirsiniz. Benim başlangıç zincirim 120 zincirdi ama tam işte 62, 60, 60 santim civarına denk geldi. Bakın 60, 62 santim civarı bir uzunlukta oldu 120 zincirim ve bu çektiğim zincir üzerine modeli kurmaya başladım. Tabii ki birazdan küçücük bir parça üzerinde bu modeli nasıl kuracağımızı sizlerle sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Ama dediğim gibi çok büyük bir parça olduğu için önden hazırlamak istedim ve hırkamıza nasıl devam edeceğimizi adım adım bu parça üzerinden göstermeye devam edeceğim. Şimdi 120 zincir çektim ve modelimi kurdum dedim. 120 zincir 60 santim, 62 santim civarına denk geliyor. Eğer siz 38 bedenden daha büyük bir beden için çalışacaksanız her beden artımı için yaklaşık 2 santim ya da 3 santim civarı bir zincir uzunluğunu arttırabilirsiniz. Bu da hemen hemen 2V'ye denk geliyor. Yani modelimizi V'ler üzerinden kuracağız. Bu V
terimini sıklıkla duyacaksınız bu anlatım içerisinde. 2V arttırırsanız her beden artımı için sizin işinizi görecektir. Yani 38 beden değil de 40 beden yapacaksınız. Benim toplamda zincirimin üzerine kurduğum V'ler 37 taneydi. Siz 39 ya da 40 V kurabilirsiniz. Yani ona uygun zincir çekerek bu V'lerin sayısını arttırabilirsiniz. Böylece beden ölçünüzü de büyütmüş olursunuz. Şimdi hemen modelimize nasıl başladığımızı sizlere göstereceğim. Bu hırkamız uzun bir hırka ama tabii ki tercih size kalmış. Dilerseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Ya da benim ördüğüm uzunluktan daha uzun isterseniz daha uzun bir hırka da örebilirsiniz. Şimdi rastgele şöyle uzunca bir zincir çekip modeli nasıl kurduğumu sizlere anlatmak istiyorum. Zincir sayısı burada önemli değil. Dediğim gibi uzunluğa bakarak bedeninizi ayarlamanızı öneririm. Şöyle modeli anlatabileceğim kadar uzunlukta bir zincir çekerek hemen hızlıca hırkamızın nasıl yapıldığına geçeceğiz. Modeli anlatabileceğim kadar uzunlukta bir zincir çektim. Şimdi modelimize başlıyoruz. Öncelikle en alt sırada bütün zincirlerin içine birer adet sık iğne yaparak başlayacağız. Bu daha düzgün durmasını sağlayacak. Şöyle hemen son çektiğimiz iki zinciri atlayarak üçüncü zincirin içine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yan zincire batıyorum. Bir adet sık iğne daha yapıyorum. Elinizi sıkmamanızı öneririm. Çünkü tabanda eğer sıkı başlarsanız yukarıya doğru modeli kurduğunuzda büzme yapacaktır. Bu böyle bir görüntü istemiyoruz. Serbest duran, böyle kendini salan, güzel, hoş bir görüntü elde etmek istiyorsanız eğer modele başlarken hem çektiğiniz zincirin hem de üzerine yapacağınız sık iğnelerin çok sıkı olmaması gerekiyor. Şimdi ben bütün zincirlerin içine birer adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğim ve ikinci sırada artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, tüm zincirlerimizin üzerine birer adet sık iğne yaptık. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi artık modelimizi kuracağız. Burada vermem gereken bir diğer püf noktası da zincirlerinizin dediğim gibi kaç olduğu önemli değil. Sadece çok uzun tutabilirsiniz. Fazla gelirse sondan sökersiniz. O çok sıkıntı değil. Önemli olan az gelmemesi. Ve üzerine yapacağınız sık iğnelerin 3 ve 3'ün katı şeklinde ilerlemesi. Çünkü modelimiz zin kurulması için 3 ve 3'ün katına ihtiyacımız var. Şimdi sıra sonuna kadar dediğim gibi sık iğnelerimizi her bir zincirin içine ördük ve sıra sonuna geldiğinde 5 zincirle ikinci sıraya çıktım. Şöyle örgümü ters çeviriyorum. Önüne doluyorum. İlk çıktığım sık iğne değil, bir sonraki sık iğneyi de boş bırakarak 3. sık iğnenin içine bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 defa da çıkıyorum. Bakın. 1, 2 zincir çekiyorum, önüne doluyorum. Tekrar aynı noktaya batarak bir adet üçlü trabzan daha yapıyorum. Şöyle uzun kollu bir V elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim. Herhangi bir zincir çekmiyorum. İkinci V'ye geçerken önüne doluyorum sadece. 1, 2 sık iğne boşluğu atlayıp üçüncü sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve yine bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum, önüne doluyorum, aynı noktaya batarak yapacağımız V'nin diğer kolunu da örüyorum. Herhangi bir zincir çekmeden 1, 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin tepesine batıp yine bir üçlü trabzan örüyorum. Ve yine 1, 2 zincir, önüne doluyorum, aynı noktaya batıp V'yi tamamlıyorum. Bakın şu şekilde V'ler elde edeceğiz. İpimin rengi biraz tabii ki alt fona da yakın. O yüzden şöyle görünmesi için elim altına koyuyorum. Tekrar önüne doluyorum. Son defa yapalım beraber. 1, 2 boşluk atlıyorum. Sık iğne boşluğu 3.ye 1, 2, 3 defa da çıkarak bir üçlü trabzan. 2 zincir aynı noktaya. Tekrar bir üçlü trabzanla V'yi tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda nasıl bir işlemle sonlandıracağımızı sırayı da sizlere göstereceğim. Hemen hızlıca bütün V'lerimi örerek sıra sonunda sizlerle burada tekrar buluşalım.
İlk sıramı tamamladım. Bütün sık iğnelerin tepesine yapmam gereken sıklıkta V'lerimi ördüm. Şöyle göstereceğim. Ve sıranın sonundayım. Bu sırayı nasıl bitireceğimizi de gösterdikten sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Son V'yi yaptıktan sonra son bir tane sık iğnem kaldı burada. Yine V'yi bitirdikten sonra zincir çekmeden önüne doluyorum ve o son kalan sık iğnenin tepesine batıp bir adet üçlü trabzan örüp orada sonda bir direk yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincirle üst sıraya çıkıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlk sırayı dediğim gibi bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi buradan sonrası zaten mantık olarak aynı. Mantığını anladıktan sonra hırkayı nasıl öreceğinizi anlamış olacaksınız. İkinci sırada 5 zincirle çıktım. Önüne doladım. Bir alt sırada son yaptığım V'nin tam da orta noktasına, yani boşluğa şöyle bir üçlü trabzan ve 2 zincir çekip aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yaparak V'nin üstüne bir V daha örmüş oluyorum. Bakın şu şekilde. Herhangi bir zincir çekmeden ikinci V'nin boşluğuna bir üçlü trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha ikinci V'yi de oluşturmuş oluyorum. Zincir çekmiyorum. Üçüncü boşluğa, üçüncü V'nin boşluğuna bir üçlü trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğa batarak bir üçlü trabzan daha. Şimdi şu şekilde göstereceğim hemen sizlere. Örgünün üst sıralarına çıktıkça tabii ki bu görüntü daha muntazam olacak. Şimdi size ördüğüm parçadan da göstereceğim zaten. Şu elinizde zaten düzelttiğinizde de alması gereken formu hemen aldığını göreceksiniz. Tabii ki hırkamız bittikten sonra hafif bir buhar tutmayı ihmal etmiyoruz. Bakın şu şekilde V'lerin üzerine, yani iç boşluklarına batarak bir üst sırada da yine aynı şekilde V'lerimizi örmeye devam ediyoruz. Aralarda zincir yok. Sadece V'lerin direklerinin arasında 2 zincir çekiyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sona geldiğimizde son V'nin içine de batıp son V'nin üzerine de yine bir V yapacağız. Ve burada üste çıkmak için döndüğümüz zincirin de tam orta noktasına batarak son yapacağımız direkle sıramızı bitireceğiz. Hemen oraya kadar hızlıca öreyim. Bu sırayı nasıl tamamladığımızı da gösterdikten sonra hırkanın genelinde herhangi bir soru işareti kalmayacaktır aklınızda. Üst sıralar tamamen aynı mantıkla devam edecek çünkü. Evet, son V'yi yaptık. Bakın üst sıraya çıkarken çektiğimiz bu 5 zincirlik yere geldim. Yine herhangi bir zincir çekmiyorum. V'den sonra önüne doluyorum. Bu 5 zincirin tam orta noktasına, yani 3. zincirine batıp bir üçlü trabzanla sıramı tamamlıyorum. Tam orta noktasına batmanız kenar kısmının dümdüz yukarıya doğru çıkmasını sağlar. O yüzden önemli, tek sayıda zincir çekerek çıkıyoruz ki orta noktasını bulabilelim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip üst sıraya çıkacağız. Bakın burada yine V'lerin üzerine V yaparak tüm sıraları bu şekilde örmüş olacağız. Burada yine söylemem gereken önemli bir nokta var ki o da şu: elimizi çok sıkı tutmuyoruz ve trabzanları şöyle elimiz serbestken uzun uzun örüyoruz ki böyle kısa kısa değil de uzun uzun salaş yukarıya doğru çeken bir form olsun. Bakın şu şekilde bütün V'leri tamamladığımızda gayet hoş bir model ortaya çıkacak. Şimdi ben bu ördüğüm parçayı bırakıyorum ve sizlere hazırlamış olduğum arka parçadan devam ederek anlatmak istiyorum. Bu arka parça için toplamda ben 63 sıra ördüm. Yani şu kenardan boşlukları, yani V'leri sayarsanız 63 tane V olacak. 63 tane V sırası olacak şekilde ördüm. Bunu dediğim gibi 65'e tamamlarsınız ya da daha kısa örersiniz, 50 V yaparsınız. Tamamen sizin tercihiniz. Bu hırkanın uzunluğu sizin boyunuza, istediğiniz forma göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Ben dediğim gibi boyumda ölçtüm ve olması gereken uzunluğun 63. V'de bittiğini gördüğümde orada bıraktım. Sağdan sola
ördüğüm V'leri de saydığımda 37 V olduğunu gördüm. 37 V olduğu için ve omuzlardan da ön parçaları örmeye devam edeceğim için ben ensede birkaç V bırakarak ensedeki o kasmayı da engellemiş olacağım. Şimdi 37 V'nin şöyle yapalım istiyorum. Saysak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sağdan, 15 de soldan bıraktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bakın ortada 7 V'lik bir boşluk kalacak. Bu 7 V'lik boşluk bizim ense payımız olursa eğer ensede bir kasma yaşamamış olacağız. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yani 37'nin o 7'sini ensede bırakarak sağda 15, solda 15 V olarak da ön parçaları örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben arka parçayı ördüğümde dediğim gibi 63. sıraya geldim ve orada artık omuzlara geçmem gerektiğini düşündüğüm için bitirdim. Buradan şöyle hemen 5 zincir çekip modelimin az önce de anlattığım şekliyle devam ediyorum. Ve artık omuzlara geçeceğim için omuzları örmeye başlıyorum. Dikişsiz olduğu için omuzlara örerek devam ediyoruz. Omuz için örmemiz gereken 15 V'yi ördük. Şimdi sırayı nasıl kapatacağız? Tabii ki V ile değil. V'den sonra yapacağımız o son bir üçlü trabzanla, yani son direkle. Onu da nereye yapacağız? Yine zincir çekmiyoruz. 15. V'den sonra önüne doluyorum. Ve şu bir alt sırada 2 V arasındaki yani zincir çekmemiştik ama tam o noktadaki zincirin içine, zincir demeyeyim de boşluğun içine bir üçlü trabzan yapıyoruz. Sadece buradaki direk kenar kısmının daha muntazam durmasını sağlıyor. Yani eğer V ile bitirirsek böyle daha ilaçlı bir görüntü elde ederiz. Biz bunu istemiyoruz. Kenarların böyle muntazam, düzgün durmasını, özellikle buhar tutulduktan sonra çok daha düzgün duracaktır bu kısım. Omuzlardan öreceğimiz, yani ön kısma gelecek, yaka kısmına gelecek kısmın da böyle durmasını istiyoruz. O yüzden direkle bitiriyoruz. Şimdi artık 15. V'den sonra direği de yaptığımız için bir üst sıraya geçebiliriz. Yine 5 zincirle geçtim ve ters çevirdim. İkinci sırayı aynı şekilde V'lerin içine üçlü trabzanlarla ve aralarında üçlü trabzanların aralarında 2 zincir olacak şekilde her V'nin içine bir V yaparak ön kısımları da öreceğiz. Hiçbir farklılık yok. Ön kısımların uzunluğu ne kadar olacak? Burada bir püf noktası vermem gerekiyor. Hem omuz payını hem de göğüs payını düşünürseniz arka parçayı 63 V, yani 63 sıra ördüğümü söylemiştim. Ön parça, ön iki parça da bundan bir tık daha uzun olmalı. Çünkü omuzdan gelecek, yani enseden ve omuzu da düşünürsek omuzdan gelecek ve göğüste de biraz kendini yukarıya çekeceğini düşünürsek aynı uzunluktan biraz daha uzun olmalı. Yani 63 değil belki 65, 66, 67 sıra bile örebiliriz biz her iki ön parçayı da. Onları zaten ördükçe, üstünüze prova ettikçe daha net göreceksiniz. Ben de şu an sizlere ezbere söylemek yerine o sıralara geldiğimde ve prova ettikten sonra duruşunu gördüğümde bilgisini vermeyi daha sağlıklı buluyorum. Şimdi yine dediğim gibi V'lerin üzerine V'leri örerek sıralarımızı bitiriyoruz. Benim burada ipim bitti. Yeni ipe geçeceğim. Şu şekilde göstermek istiyorum bakın. Ön parçaları da devam edeceğiz. Şimdi diğer ön parçayı nasıl yapacağız? Hemen onu da sizlere kısaca şöyle anlatalım. Diğer ipimi aldım. Biliyorsunuz ensede 7 V bırakacaktık. Şimdi burada da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V bıraktık. Ve tam şu aradaki boşluktan bir direk yaparak, başlangıç direğini örerek ikinci parçayı da örmeye başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Hemen şuraya battım. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Ve şöyle bir defa düğümlersem eğer kilitlemiş olurum.
Şurada yine 5 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek ilk direğimi örmeye başlayacağım. Önüne doladım. 2 V arasında yaptığım direkten sonra sıradaki V'nin içine 1 V örüyorum. Başlangıç ipimi de araya gizleyerek örersem böylece hem o kötü görüntüden kurtulmuş olacağım hem de sökülmesinin önüne geçmiş olacağım. Şu şekilde yine sol parçanın da sol ön parçanın da ilk sırasına başlamış oldum. İpimi sabitledim dediğim gibi 7 V'den sonra ve aynı şekilde diğer parçayı ördüğüm gibi her V'nin üzerine bir V gelecek şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın buradaki direğe de yine üst sırayı örüp geldikten sonra tam orta noktasına batarak kenarlarda elde etmiş olduğum görüntünün aynısını elde edeceğim. Zaten sıra sonundaki zincirde de aynı işlemi yapacağım. Mantık dediğim gibi aynı. Her iki parçayı eş zamanlı farklı yumaklarla örebilirsiniz. Ya da bir parçayı bitirirsiniz. Diğer parçayı öyle geçersiniz. Ben şimdi sizlere başlangıç noktasını nasıl yapacağımızı göstermek için hemen yaptım, başladım. Ama dediğim gibi birini bitirip diğer parçayı da öyle geçebilirsiniz. Her iki parçayı da az önce de söylediğim gibi üstünüze sık sık prova ederek ne kadar uzunluğa gelmesi gerektiğini siz kendiniz karar verdiğinizde bitirmiş olacaksınız. Yani arka parçayla eşit durduğu zaman omuz payını ve göğüs payını da düşününce eşit durduğu zaman ördüğünüz uzunluk yeterli olacaktır. Ve orada artık örgünüzü bitirmenizi öneriyorum. Şimdi ben o uzunluğa gelene kadar tabii ki örgümü öreceğim. Ve sonunda size kaç sıra ördüğümü ya da kaç santim ördüğümün bilgisini de elbette vereceğim. Ama dediğim gibi ezbere konuşmadan ben de üzerime prova ederek ne kadar örmem gerektiğini görmeliyim. Oraya kadar örüp daha sonra hırkamıza sizlerle burada nasıl devam edeceğimizi konuşuyor olacağız. Omuzlardan başlayıp iki parçayı da ördük. İki ön parçayı da. Biliyorsunuz başlarken kaç sıra öreceğimizi üzerimize sık sık prova ederek belirlememiz gerektiğini söylemiştim. Ve arka parçadan belki bir ya da iki sıra daha fazla örmemiz gerektiğini, göğüs ve omuz payını da düşünerek böyle yapmamız gerektiğini söylemiştim. Arka parça biliyorsunuz 63 V'ydi. Yani 63 sıraydı. Ön parçayı da ben 65 sıra ördüm. Ve üstüme denediğimde ön ve arkanın eşit uzunlukta durduğunu gördüğüm için 65. sırada artık örgümü bitirdim. Oldukça uzun bir hırka oldu bu arada. Videonun başında ve sonunda üstümdeki halini göreceksiniz. Eğer bu kadar uzun istemiyorsanız tabii ki sizin tercihiniz. Daha kısa örerek kendi tarzınıza uygun bir hırka da yapabilirsiniz. Şimdi kollardan birini başladım. Videonun en başında söylemiştim bu tek parça bir hırka. Yani herhangi ayrı bir parçayı örüp sonradan dikmiyoruz. Kolları da ilmek çıkararak bütüne bağlı bir şekilde örüp bitiriyoruz. Ben kolu çok uzun örmedim. Böyle hafif fakir kol gibi yani şöyle şuralarda falan bitirdim. Dilerseniz siz tabii ki daha uzatabilirsiniz. Bu sıra sayısını arttırarak kendi tarzınıza uygun dediğim gibi bir hırka örebilirsiniz. İlmek çıkardım. İlmeklerden aynı modeli devam edip 20 sıra ördüm. Yani üstümde göreceğiniz uzunluk, kol uzunluğu tam olarak 20 sıraya denk geliyor. Çok geniş bir kol tercih etmedim. Çünkü hırkamız böyle üstümüzde kalem gibi duran bir hırka aslında. Bir de akıcı bir formu var. Böyle çok hantal, çok salaş durmuyor. Dolayısıyla çok geniş bir kolda bu hırkaya uygun olmaz diye böyle hafif bir kol tercih ettim. Yani çok geniş değil. Çok da dar da değil. Yani çok da oturmuyor. Siz tabii ki kol genişliğinizi üstünüze aldığınız zaman bu parçayı, ördüğünüz parçayı üstünüze aldığınız zaman üstünüzde ölçerek karar vermelisiniz. Ben şöyle hemen açarak nasıl kolun ilmeğini çıkardığımda göstereceğim ve diğer kolda beraber yapacağız. Şöyle çevirdim. Bu arada örgümü bitirdiğim yerde uzunca bir ip bıraktım dikiş için. Şimdi bakın tam omuzdan ön parçayı örmeye başladığım noktayı baz aldım. Bu noktadan bu noktayı orta nokta olarak belirledim. Sağından ve solundan 10 sıra V ayırdım. Yani toplamda kolu
gövdeyi düşünürsek 20 sıra V üzerine kuruyoruz. 20 sıra V üzerine 19 V kuruyoruz. Çünkü başta ve sonda birer tane üçlü trabzandan direkt yaptığımız için onları da bir V yerine düşünürsek aslında toplamda 20 V uzunluğunda ama 19 V bir kol ördüm. Benim kolumun genişliğine uygun. Ama dediğim gibi siz bunu üzerinizde prova ederek bu sayıyı arttırabilirsiniz. Sadece önemli olan şey şurada da söylediğim gibi omuzdan ön parçayı örmeye başladığınız noktayı belirleyip buraya bir işaretleyici takıp burayı orta nokta yani kolun tam ortası olarak belirleyip sağına ve soluna eşit şekilde V'leri örmeniz. Yani ben 20 V olarak belirledim. Siz daha geniş bir kol istiyorsanız bunu 22-24 olarak da yapabilirsiniz. Çift sayıda olması önemli çünkü sağda ve solda iki eşit parça olması gerekiyor. İki eşit sayı V olması gerekiyor. Şimdi hemen diğer kolu da beraberce nasıl yaptığımızı, nasıl başladığımızı göstermek istiyorum sizlere. Oldukça büyük bir parça olduğu için tabii ki masaya yerleştirmesi zor oluyor. Şöyle hemen açarak tabii ki. Şöyle çevirmem gerekiyor. Hemen düzüne de bakalım. Şöyle yapacağız pardon. Evet. Şu an tam omuzun başladığı noktadayım. Bakın kolumu şu kısımdan başlayacağım. Ve orta noktaya gelene kadar eşit V'lerimi daha sonra da ön parçada da yine eşit V'lerimi örerek kolumu tamamlayacağım. Şimdi ipimi aldım. Hemen şöyle bakın orta nokta tam burası. Şurayı şöyle tığımla sizlere göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10. 10. V'nin dip noktasından şöyle hemen tığımı batırıyorum. V'nin dip noktası derken şu. Yani 10. sıranın başlangıç yerinde şöyle 5 zincirlik bir kısımda yukarıya çıkıyorduk. O 5 zincirlik kısmın tam dibine batıyorum. Şöyle hemen ipimi bir defa kilitliyorum ve oradan çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi burada nasıl devam edeceğiz örgümüzü? Önümüne doladım. Hemen bir üst sıraya geçerken ki noktaya tam da onun ortasına zincirleri 2, 5'lik zincirin tam orta noktasına yani iki sıranın tam arasındaki noktaya batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkarak bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Önüne doluyorum. Ve yine aynı noktaya batıp burada da bir V oluşturuyorum. Hiç zincir çekmeden önüne doluyorum. Sıradaki noktaya yani iki sıra arasındaki tam şu noktaya batarak bir üçlü trabzan. 1, 2 zincir çekip aynı noktaya bir üçlü trabzan yapıp bir V daha oluşturmuş oluyorum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Bu noktaya battım. 3 defa da çıkıp bir üçlü trabzanla ikinci V'yi oluşturdum. Birazcık yakınlaşayım şöyle hemen. Sıradaki V'yi beraber tekrar yapalım. Önüne doluyorum. Herhangi bir zincir çekmiyorum. İki sıranın arasındaki şu noktaya batarak şöyle tığımla boşluğa değil tam böyle o iki zincir kısmının arasına batıyorsunuz. Biraz zorlayabilir orası. Evet. Bir, iki, üç defa da bir üçlü trabzan. İki zincir çektim. Aynı noktaya tekrar batıp bir üçlü trabzan daha ördüm. Bakın üçüncü V'yi de tamamladım. Başta yaptığım direği de sayarsak toplamda 20 V'lik alan üzerine 19 V oluşturmuş olacağım.
Şimdi ben 19. V'ye kadar öreceğim ve son direği de artık hangi noktaya bağlayacağımızı gösterdikten sonra hırkanın bütünüyle aynı mantık şeklinde devam edecek kolu da örüp bitireceğim. Şimdi öreyim, dediğim gibi 19. V'den sonraki o direği nasıl yapacağımızı da son olarak gösterip burada hırka anlatımına son vereceğim. Az önce de söylediğim gibi gövdede bir orta nokta belirledik tam omuzda. Sağda ve solda eşit sayıda sıra olması gerekiyor. O sıraların üzerine kolu başladım. Benim kullandığım sıra kol için, yani genişlik 20 V. Yani gövdenin 20 V'si benim için yeterli bir genişlikti. 20 V üzerine başta ve sonda birer direği de sayarsak 19 tane, onları saymadan toplamda 19 tane V olacak. Bu baştaki V'yi saymıyoruz. Bakın şimdi ördüğüm V'leri sayalım beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 19. 19. V'deyim. En başta yaptığımız üçlü trabzanla direği de sonda yaparak kolumuzun ilk sırasını bitireceğiz. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Önüne doladım ve V yaptığımız noktalara batarak, yine o noktaya batarak bir üçlü trabzan ördüm. Üst sıraya 5 zincirle çıkıyorum. Hırkanın genelinde yaptığım mantığın aynısını kolda da yapacağım. Örgümü biraz artık büyük bir parça olduğu için şöyle ters çevirdim. Ve yine önüne dolayıp ilk V'nin içine 1 V ve sonraki V'lerin içine de, her birinin içine de birer V olacak şekilde ikinci sırayı da öreceğim. Mantık dediğim gibi gövdenin mantığıyla aynı. Sadece kolun uzunluğu sizin tercihinize kalmış. Ben biraz böyle fakir kol gibi yaptım. Çok uzun bir kol istemedim bu hırka için. O yüzden 20 sıra örmek yetti. Siz daha uzun isterseniz daha uzun da sıra sayısını arttırarak örebilirsiniz. Ya da kısa kollu bir yelek de düşünebilirsiniz. O zaman daha kısa örersiniz. Daha az sıra sayısını örerek yeleğe de çevirebilirsiniz bu modeli. Şimdi bakın hemen şöyle bir V daha yapıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ikinci sırayı da tamamladım. Dediğim gibi 20 sıra boyunca öreceğim. Ve örgümü bitirirken uzunca bir ip bırakacağım. Çünkü hemen şöyle size göstermek istiyorum. Hırkamı katlayarak. Biraz kadrajdan çıktım. Kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi uzunca bir parça olduğu için masanın üstünde yerleştirmem benim için birazcık zor oldu. Şimdi şöyle ortadan ikiye katladım bakın. Birazcık uzaklaştırayım. Evet. Ortadan ikiye katladım. Burada daha önce örmüş olduğum kolum için, kolumda bıraktığım uzunca bir ipi görüyorsunuz. Ortadan ikiye katladığınızda şöyle ipi buradan bıraktığım için buradan başlıyorsunuz dikmeye. Koltuk altına kadar geliyorsunuz. Koltuk altından da isterseniz hırkanın tamamını, yani yan kısmının tamamını dikersiniz. İsterseniz ben bunun orijinalinde, yani daha önce başka bir iple ördüğüm, ilk ördüğüm hırkada bir yırtmaç bırakmıştım. Çok da şık durmuştu. Dilerseniz, yani bu hırka için de öyle düşünüyorum. Yırtmaç bırakmayı düşünüyorum. Dilerseniz dediğim gibi koltuk altına geldikten sonra şöyle aşağıya doğru, etek ucuna doğru devam edip İstediğiniz uzunluğa geldiğinizde geri kalan kısmı dikmeyerek bir yırtmaçta bırakabilirsiniz yanlarda. Gerçekten çok şık oluyor. Bu hırka için de ben böyle bir tarz yapacağım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dikişle birleştiriyoruz. Daha önceki videolarımızda, projelerimizde yaptığımız gibi ilmekleri şöyle karşılıklı getirip, özellikle sıraları kaçırmadan denk getirip her bir sırayı birbirinin üzerine muntazam bir şekilde yerleştirdikten sonra dikiş işlemimizi de tamamlayıp hırkamızı bitiriyoruz. Sonbahara uygun, inanılmaz güzel bir hırka oldu. Her tarza uygun bir hırka olduğunu düşünüyorum. Her kıyafetinizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça yaptık yine. Umarım sizler de beğenmiş ve benimle birlikte örmüşsünüzdür. Yine çok güzel bir projenin sonuna geldik. Ben çok keyif alarak hazırladım. Umarım sizler de aynı keyifle izlemiş ve benimle birlikte örmüşsünüzdür. Video ile ilgili tüm detayları, yani hırka ile ilgili tüm detayları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kullandığım malzemeleri ve elbette daha fazlasını nako.com.tr adresinden hem inceleyebilir hem de online olarak sipariş verebilirsiniz.
ördüklerinizi paylaşırken bizleri Instagram hesaplarımızdan etiketlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Böylece sizlerin yaptığı güzellikleri görme ve paylaşma fırsatı bulabiliriz. Sirka ile ilgili tüm sorularınızı da videonun yorumlar kısmına yazabileceğinizi hatırlatarak sizlere bu haftalık veda etmek istiyorum. Bir sonraki projede görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.